müsait yerde. Böyle. İlkokul 2'den beri yazıyorum. Yazmayı seviyorum çünkü. Çocukluğumdan beri bütün sıkıntılarımı, dertlerimi, bazen mutluluklarımı kağıda kaleme döküyorum. En güzel, yazmanın en güzel yönü zaten bu. Herhangi bir kötü alışkanlığım yok. İyi bir alışkanlığım var diyeyim, o da yazmak. Şu anda 3. kitabımı, Büyük Deprem Kaybolan Umutlar adlı kitabımı minibüs koltuklarında yazmaya devam ediyorum. Önceden bir zorunluluktu. Çünkü özel sektörde çalıştığım için akşamları 9'da işten çıkıyorum. Sabahları 9'da işe gidiyorum. Roman yazmaya vaktim olmuyor. Bu anlamda minibüs koltuklarında kitabımı bitirmeye, yazmaya çalışıyorum. Şimdi artık bir zorunluluktan ziyade alışkanlık da oldu diyebilirim. Yani ilhamımı minibüs koltuklarında alıyorum cümlesi benim en güzel özetleyici cümlem olacaktır. İlk kitabım Merhaba Yaşama, yine kanser hastasıyken hastane ranzasında yazmıştım. Daha sonra akabinde çıkardığım Kayıp İlanı polisiye romanımı yine minibüs koltuğunda yazdığım bir kitap olarak ele alabilirim. Büyük Deprem Kaybolan Umutlar, malumunuz Elazığ depremi ile ilgili şu an yazdığım kitabımı da yine minibüs koltuğunda bitirmeye çalışıyorum. Ki çok yakın zamanda raflarda olacak kitabım Allah'ın izniyle. Enteresan bir şey, bazen böyle sıkışıp kitap havada kalıyor. O şekilde yazmaya çalışıyorum oturduğum o daracık koltukta. Bazen koltuklar dolu oluyor, ayakta kalıyorum. Ayakta bir şekilde yazmaya çalışıyorum. Çok zor şartlarda yazmaya çalışıyorum. Ya düşecek gibi oluyorum, öyle söyleyeyim. Ya insanlar farklı bakıyor. Bu ne yazıyor? Acaba neyleri kaleme alıyor? Yani tabii herkes roman yazdığımı bilmiyor. O ayakta ve oturarak karaladığım o ajandaya neler yazdığımı görmedikleri için ajandanın içeriğini, roman olduğunu bilmiyorlar. Herkesin ilgincine gidiyor, o şekilde söyleyeyim. En dramatik sahnem ayakta kaldığım sahne oluyor genelde. İşe geldiğim süreçte anlatayım. Sonuçta işe motive olmamız gerekiyor. Satış personeliyim. Tam romanın böyle en heyecanlı bölümünde dolmuşta inmek zorunda kalıyorum. Akşama kadar kaldığım yer aklımda. Müşteriye ürünü anlatırken bile o sahneyi hep yaşıyorum. Çünkü öyle heyecanlı. Yani kitap yazmak, roman yazmak, roman okuyormuşsun gibi heyecanlandığım bir duygu. Mesela o kadar böyle hareketli, heyecanlı bir sahnede bırakıyorsun ki akşama kadar onun etkisinde kalıyorsun. Bir an önce dolmuşa binmek istiyorum. Bir an önce dolmuşa binip eve gitmek istiyorum. Kitabımın devamını getirmek istiyorum. Akşam eve gittiğimiz zaman da aynısı oluyor. Mesela tam böyle romanın en heyecanlı bölümünde inmek zorunda kalıyorsun. Eve gidiyorsun. Çocukların sarılıyor baba baba diye, yemekler geliyor, ev sohbetleri derken sen o an dalgınsın. Çünkü kitabında kaldığın yerin tam o noktasında o heyecanı yaşıyorsun. O duyguyu yaşıyorsun. Belki de o an ben enkaz altındayım. Yani enkaz altındaki duyguları yansıtmaya çalıştığım için belki de yardım çığlıklarında bulunuyorum iç sesim olarak. Tabii bunu çocuklarıma yansıtamıyorum. Dalgın oluyorum. Çocuklar benimle oynamak istiyor. Bazen oynayamıyorum. Çünkü psikolojim farklı bir noktada olduğu için çocukların iletişimle cevap veremiyorum. Bu da farklı bir duygu. Tabii görüyoruz ya, sürekli zaten arabayla gidip geliyor. Orada da burada da. Burada gelip bekliyor arabanın gelmesini. İşte yolcularla beraber biniyor. Ondan sonra da oradan başlıyor artık. Nasıl bir ilham geliyor. Sonra da minibüse ilham geliyor. O şekilde devam ediyor. Önce güzel bir şey. Değişik bir ortam. Hani bir şey vardı. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Neydi bu, altılı oynarken arabada ilham geliyor. Bu abinin de öyle bir ilhamı var. Demek ki arabada daha rahat oluyor. Daha farklı bir ortamda olduğu için ona göre yazıyor. Hemen çıkıyor araba. Bahçede bile gittik.